Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 03.01.2020. Yani 20.20. Cumartesi günü öğleden sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Bu seride sohbetimizin sırası İnci Mercan tezgahı 63 sıra numaralı 119. sayfadayız. 1-2 yukarıdan ikinci paragraftan başlayalım kısmet olursa. İlk cümle, ahirette neden ibadet yoktur yerinden başlıyoruz. Takip etmek için söyledim. Cenab-ı Hak her birerlerimize bu hakikatleri idrak edecek aklı, fikri, gönlü nasip etsin. Ve gayretini de versin. Sadece dinlemekle, okumakla olmuyor. Onun gayreti, tekrarı da gerekiyor. Bu dünyadaki günlerimizi inşallah en güzel şekilde değerlendirmeye bakalım. Başka dünyaya gelecek günümüz yok. Bir defa daha gelecek değiliz. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanlar düşünebilir, ahirette neden ibadet yoktur diye. Cennet ehli cennete gittiği zaman alışkanlıkları üzere orada kalkıp abdest alıp namaz kılmaya yönelecekler diye ifade ediliyor. Ancak onlara denilecek ki burası artık ibadet yeri değil, burası mükafat yeri, burada ibadet yok diye ifade edecekler. Ahirette neden ibadet yok? Çünkü orası mükafat yeri, çalışma yeri değil. Veya mücazat yeri. Dünyada ne yapılmışsa, güzellikler yapmışsa karşılığında güzellikler, ama değerlendirememişse vaktini, onun karşılığı da gafleti yönünden o suretler karşısına çıkacak. Bir ifadeyle kişi dünyada ürettiği varlıklarının içerisine girecek ahirette. Yani kendi amelleriyle yapmış olduğu neler varsa, ameli salih, ameli hasen diye ifade edilenler, işte ibadetini yapmış, güzellikler yapmış, herkese faydalı olmaya çalışmış, dinine, dünyasına, milletine, vatanına çalışmış. Daha ileriye giderek tevhid ehli olmuş, ilahi hakikatleri idrak etmiş, bütün bu yaşantılardan birer suret meydana gelmiş oluyor. Yani birer mana, o manalarında suretleri ortaya gelmiş oluyor. İşte kötü amel işleyenlerin kötü suretleri oluşuyor. Bunların içine girecek kişi ahirete gittiği zaman, cennet denen mahalde o suretler karşısına çıkacak. Güzel suretler, işte çiçekler gibi, yeşillikler gibi, binalar gibi, oranın işte güzel halleri gibi. Diğer taraftan cehennem mekanında da kötü yüzler, kötü suretler kişinin üretmiş olduğu, kendinin ürettiklerinin içine girecek. Cenab-ı Hak azap etmeyecek kimseyi. Çünkü orası mükafat yeridir, çalışma ve kazanç yeri değildir. Ayrıca bütün gerçekler ortaya çıktığı için gayba iman gibi bir konu da yoktur. Burada gayba iman hakikatiyle ibadetlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Emir ve nehileri takip etmeye çalışıyoruz. Ama orada tüble serair diye ifade edilmekte, sırlar ortaya çıkmış olduğundan, yani dünya ötesi yaşam müşahadeli olarak ortaya çıkmış olduğundan iman konusu diye bir şey söz konusu değil. Peki ne var? Ya muhabbet var ve memnuniyet var veya pişmanlık var. Gaybe iman yok, gerekmiyor çünkü. Gayb hazıra geçmiş oluyor. 15.01.2013 Salı günüymüş bunun kaydedildiği tarih. Devam ediyoruz. Bir başka paragraf. Dünya ehline mekanik
topraktan beden verilmiştir. Cennet ehline elektronik nurdan beden verilecektir. Zat ehline ise ruhani ruhtan beden verilecektir. Kısaca bu sürece bakalım. Cenab-ı Hak bizleri dünyaya insan suretinde getirdi. İnsan suretinin madde yönü de toprak asıllı, toprak, su, ateş, havadan meydana gelmekte. Dört unsur. Bu mekanik bir beden. Mekanik bir beden. Yani hareket edebilen, sağa sola gidebilen, ayağa çalışan, başını döndürebilen mekanik bir beden. Bu beden biz değiliz. Bizim aracımız bu beden. Peki biz neyiz? Bu bedenin binicisi olan, kullanıcısı olan şuur ve akıldan ve ruhtan, nurdan ibaretiz. Bu beden bizim elbisemiz. Arabayı nasıl eve girerken kapının önünde bırakıyoruz, biz giriyoruz içeriye. İşte bu da bizim bir arabamız. Her yerde kullandığımız arabamız. Yattığımız zaman biraz istirahat ediyoruz diyoruz. O bedeni, mekaniği dinlendirmiş oluyoruz. Biz dinlenmiş olmuyoruz. Mekanik dinlenmiş oluyor. Tabii onun dış ve iç bağlantıları olduğu için, yani ruhani bağlantılar olduğu için zihnen bizler de dinlenmiş oluyoruz bu şekilde. Bu dünyada bu bedenin süresi dolduktan sonra veya bizim yaşam süremiz dolduktan sonra bilindiği gibi bu toprak beden anasına, su suyuna gidiyor, ateş ateşine gidiyor, hava havaya gidiyor, toprak da kendi toprağına gidiyor. Bu bedenin bir mesuliyeti yok. Mesuliyet bizde idrakte ve şuurda olmakta. Yani bedene herhangi bir şekilde ateş gelse, yansa, onun ne cenneti var ne cehennemi var. O yine yanıyor, yok oluyor, yine burada kalıyor. Bu şekilde dünya hayatını bütün insanlar sürdürdükten sonra mahşerde bir elbise daha verilecek. Yine o da topraktan, dört unsurdan. Aynen son şeklimizle nasıl dünyadan ayrılmışsak, aynen onun benzeri bir beden tekrar verilecek. Mekanik topraktan bir beden tekrar verilecek. Bu bedenle Basübadel Mevt mahşer süresince bu beden kullanılacak. Hesap kitap yapıldıktan sonra bilindiği gibi Sırat Köprüsü diye isimlendirilen Sır At Köprüsü, yani sırlı bir yol, 3000 senelik yol olduğu ifade ediliyor. 1000 sene çıkış, 1000 sene düz, 1000 sene de iniş olarak. Bu 1000 seneler hangi günün, hangi dünyanın senelerine göredir bilmiyoruz. Bu dünyanın 3000 senesine göre mi, yani Güneş sisteminin 3000 senesine göre mi, yoksa ahiret günlerinin 3000 senesine göre mi gidildiğinde görülecek. Yani şu anlaşılıyor ki bilindiği gibi köprü iki arada boşluk olan iki yeri birleştiren, yani iki ayrı yeri birleştiren bir sistem. Demek ki biz dünya küresinden başka bir kürelere, başka bir yere gideceğiz. Hesap kitap görüldükten sonra. Nasıl ki başka yerden geldik. Bizim aslımız cennet. Cennet bir başka mahal, dünya bir başka mahal. O yüzden cennette halkedilmiş olan Adem ve Havva ceddimiz, dünyaya ait bir elbise verilerek kendilerine dünyaya uygun bir yaşam üzere dünyaya indirildiler. Eğer o toprak beden onlara verilmeseydi cennetteki halleriyle yeryüzünde yaşayamazlardı. Çünkü ne yiyecekler, ne içecekler ve nasıl hareket edecekler, kendi ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaklar. Beden olmadığı için hareket gücü de olmuyor. Gerçi cennette onların bir suretleri vardı, beden, latif bedenleri vardı ama dünyada işe yaramıyordu. Dünya ihtiyacını göremiyorlardı. Çünkü dünyada ağırlık var. Kütle ağırlığı var.
Cennette bu yok. Latif varlık, latif bir hal var. Nurdan yapılan bir mekan var orada. Oradan gelip buraya alıştığımız gibi buradan giderken Sırat Köprüsü'nden geçiyor iken insanlar, herkes geçecek oradan. Aşağıdan kancaların atılacağını söylüyorlar. Kancalar atıldıkça kimin ayağına gelirse o kancalarla aşağıya çekilecek onlar. Tabi seçilerek o kancalar onlara gelecek. Aşağıya düşenler cehennem yolcusu, üstte kalanlar cennet yolcusu. Bunlar son ferdine kadar köprüden geçtikten sonra cehennemin kapısında ve cennetin kapısında buluşturulacak onlar. Orada bir karantina gibi bir yere girilecek. Orada cennette olanlara cennet elbisesi, cehenneme gideceklere de ateşten cehennem elbisesi giydirilecek. O toprak bedenler değiştirilmiş olacak orada. Askere giderken nasıl sivil elbiseler değiştiriliyor? Hepsi resmi elbise, asker elbisesi, sivil hiçbir şey kabul etmiyorlar. Bir misal olarak söylüyorum. Cennet ehline elektronik nurdan beden verilecek. Şimdi mekanik ile elektronik arasındaki farkı biliyoruz. Mekanik sadece dişliler ve diğer aktarımlar vasıtasıyla mekanik olarak aktarım. Ama elektronik aktarım ise bugün artık arabalarda da her yerde gördüğümüz gibi düğmeye basıyoruz. Elektrik ile otomatik olarak çalışıyor. İşte mekanik bedene göre nurdan beden, yani cennetteki cennet ehline verilecek bedenin ne kadar ileri derecede bir sistemle çalışacağını ifade ediyor burada. Nurani elektronik ayrıca. Buradaki elektronik beşeri, maddi elektriktir. Buradaki elektrik maddi elektriktir. Enerji de tabir ediliyor. Ama oradaki nurun enerjisi diyelim yahut gücü, onun mahiyetini bilmiyoruz. Daha bunun mahiyetini bilmiyoruz da. O kablonun içerisinden geçiyor da ne geçiyor kablonun içerisinde? Kabloyu yakmıyor da orasını yakıyor. Nasıl bir şeyse işte. Zat ehline ise ruhani ruhtan beden verilecektir. Çünkü onlar zat cennetine gidecekleri için iki cennetin arasında fark olacaktır. Biri nimetler cennetleri, yedi tanesi naim, cennetin naim, nimetler cennetleri, birçok isimleri var. Diğeri ise de zat cenneti, fethu li fi ibadi, fethu li cenneti diye bahsedilen, yani benim kullarımın arasına gir ve benim cennetime gir hükmüyle. O zaman üç tür elbise, üç tür insan bölümü, üç tür de kıyafetler oluyor. Birisi cehennem ehlinin ateşten yapılacak, giyecek elbiseleri. Diğeri cennet ehlinin nurdan yapılacak, giyecek elbiseleri. Diğeri de ruhtan, ruhani olan kıyafetler nelerdir, nasıldır bilemiyoruz. Ayrıca cennet ehlinin bu kıyafetleri de Tuğba ağacının tomurcuklarından çıkacak. Bak, nasıl dokuma çıkacaksa onların içerisinden ipek böceği sargısı gibi açıldığı zaman o tomurcuklar gülün yaprakları gibi açılıp 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 da elbise şeklinde geleceği verilen haberlerdi. Terzi Baba 2'de bir Tuğba bölümü var. Orasını okursanız ve Tuğba TB var ortak. O bölümü bir okuyun, iyi olur. Evet, bu da Terzi Baba 2'de Tuğba ağacı diye ifade ediliyor ya, bölümü var. 25.01.2013 gününün bereketiymiş. Altta iki dize var. Akıl imamdır bize, gönül cemaat, kıbledir dost yüzü, daimdir salat demişler.
Burada akıl derken diğer ifadeyle aşk imamdır bize diye de geçer. Aşk imamdır bize, gönül cemaat. Kıbledir dost yüzü, daimdir salat. Güzel mi söylemiş? Güzel söylemiş olduğu için ben de kaydetmişim. Bu da 25.01.2013'te bir zuhurat üzere bu da konuşulmuş. Şimdi aşk imamdır bize, gönül cemaat. Kıbledir dost yüzü, daimdir salat. Bu neden bahsediyor? Ferdi namazdan, ferdiyet namazından bahsediyor. Bir ibadet türlü namaz var, bir ubudet türlü namaz var. İbadet kulun fiili, ubudet hakkın fiili. İşte burada hakkın fiilinden bahsediyor. Hangi mübarek kişi yazdıysa Allah razı olsun bu dizeleri. Namazın en yüksek dereceli hali cemaatle kılınan 27 derecesi olan namaz olduğu bildiriliyor. Efendimiz de burayı tavsiye ediyor. Ancak bir namaz daha var ki 28 dereceli, ki burada bahsedilen namaz o 28 dereceli ferdi namaz. İbrahim Aleyhisselam hakkında bahsedilen o bir tek ümmetti diye kıbledir, ha, gönül cemaat dediği nedir bu? Gönül. Gönül kalabalık cemaat diye bahsediyor. İşte burada gönül diye bahsedilen şey Esma-i İlahiye topluluğudur. Bak, her bir esma bir birey, yani bir kimlik, bir varlıktır. Kim ki Cenab-ı Hakk'ın kendisine vermiş olduğu Esma-i İlahiyeleri gerçek manada, hakikati itibariyle kullanır, Hakk'ın istikametinde kullanır, İşte o Esma-i İlahiye onun cemaatidir. O kişi de o cemaatin imamı, aklı, önderi hükmündedir. Bir kişidedir bu hadise. Ama bütün Esma-i İlahiye her birerlerimizde mevcut olduğundan, her bir esma da bir cemaat olduğundan, yani bir fert olduğundan, kaç tane Esma-i İlahiye'yi o kişi faaliyete geçirmiş ise, hak indinde onu kullanıyor ise, hakkani manada, latif manada kullanıyor ise, o kadar cemaati vardır arkasında. Yalnız namaz kılıyor gibi gözükür ama onun arkasında esma cemaati olduğundan cem namazı kılınmaktadır. İşte 28 dereceli görüntüde tek fert ama batında Esma-i İlahiye'nin arkasında namaz kıldığıdır. Çünkü Alleme Âdeme Esmel Küllihe, Cenab-ı Hak isimleri Âdem'e eğitti, hediye etti, emrine verdi. Ve onları kişi düzgün kullandığı, hakikati yönünde kullandığı zaman onlara imam olmuş olmakta. İşte bir tek ümmetti dedi o. Yani bir kişiydi ama ümmetti. Arkasında ümmet cemaati vardı. Kim ki bu hakikati idrak eder, evinde, sağda, solda, neredeyse uygun, temiz bir yerde, arazide, kırda, bahçede, nerede olursa olsun yalnız başına namazını kıldığı zaman bu şartlar içerisinde 28 dereceli namazın sahibi olmuştur. O da neden? 28 peygamberin bütün hakikatleri kendisinde toplanmış olmaktadır. 27 derece iyi seviyet mertebesidir. Camide cemaat fena fillah mertebesidir. Fani fil imamdır cemaat. İmam da fani olmuştur. İmam ne derse onu yapar. İmamın dışında bir şey yaptığı zaman namazı bozulur. Neden? Çünkü birey olarak hareket etmiş olduğundan, cemaate uymamış olduğundan onun namazı bozulur. Cemaatin namazı bozulmaz. Ama kişinin namazı bozulur. 26 mıydı? 27 rekat. 27.
iyi seviye. İşte 27 fenafillah namazı. Yani cemaatle kılınan namazda cemaat fani olmakta. Fani fil imam. Bakın imam da fani olmakta. Yani imama tabi olmakta. Ya, o iyi seviye. Fenafillah makamı. Zaten mescit denir ya, bizde cami deniyor. Genelde Arabistan'da, diğer yerlerde mescit diye geçer. Mescit secde yeri manasını. Secde yeri de mahviyet yeri. Fenafillah makamıdır. Mescit fenafillah makamıdır. Cami baka billah makamıdır. Çünkü toplayıcı Allah ismi de cami ismidir. Bütün cami denmesi o. Yani çok daha kalabalıkları toplayan manasında. Ama kişi kendi bünyesinde bu hakikatleri idrak ederek cami olmuş olur. Yani Esma-i İlahi'yi cem ettiğinden camidir, orada imamdır. Arkasında cemaati de onun Esma-i Hüsna cemaatidir. Ayrıca Melaike-i Kiram da arkasında onun namaz kılar. 28. 28 tabi hakikati Muhammediye baka billah imamet makamı. İmamet İbrahim Aleyhisselam'la başlıyor. İlk imam, imam ittehaze imama İbrahim'e. Yani İbrahim'i imam olarak belirledi. İşte o yüzden de ayet-i kerimenin devamında o bir tek ümmetti diyor bakın. Kendisi imamdı, ümmetti ama bir kişi olarak. Dehşet ifade. İşte böylece kıbledir dost yüzü dediği zaman, burada dost yüzü dediği Hakk'ın veçi, peynamatü velli feseme veçullah, nereye dönerseniz Hakk'ın veçi oradadır gibi, benzeri de diğer ayetlerde de olduğu gibi, kıbledir dost yüzü, nereye baksa ol onu görür. Yani o suret içerisinde, her surette Hakk'ın varlığı olduğundan, ne yönüyle? Bir ismi yönüyle Hakk'ın varlığı olduğundan, bütün alem onun hem kıblesi hem dostudur. Ama İslam müntesiplerinin birlikte olabilmeleri için Kabe ismiyle bir kıblemiz vardır. O konu ayrıdır. Zahiren hepimiz ona uymak zorundayız. Ama tevhidi, hakiki mana itibariyle her taraf Hakk'ın veçinin zuhur mahalli olduğundan her taraf kıbledir. Bunu bilen bir kişi için. Ama namazını herhangi bir tarafa kılması yasaktır. Fiziki olarak görüntü ve İslamiyet'in fertlerini bozmaması için, terslik çıkarmaması için zahiren kıblemiz bellidir ki orası da zati tecellidir zaten. Baka billah'tır ayrıca orası. Yani dünyanın merkezi ve baka billahıdır. Fiziken dönülecek yer orasıdır. Ama irfani ve idraki olarak kişi nereye dönse Hakk'ın veçi olduğundan kıbledir. Diyelim bazen yapılan evvelce tam ölçüler olmadığı için bazı camilerin kıblesinin yan olduğu, tam istikamette olmadığı bildirilir. Bazı eski camileri yıkarlar, yerine kıbleyi biraz değiştirerek yaparlar. Bugün tabii tespit etmek daha güzel olduğu için. İşte o camide, bakın tam kıbleye değil, biraz dönük. Gerçi bir milimetrelik bir sapma, o 3-4 bin kilometrede ne kadar büyük bir açı oluşturmakta. Kıbleye dönüyor derken bakıyorsunuz kıblenin sağından gitmiş istikametimiz yahut solundan gitmiş. Ama bunlar art niyetle yapılmadığı için, iyi niyetle yapıldığı için bir suç unsuru olmaz. Ancak bakın kıblenin dışına da ne oluyor? Secde edilmiş, kıble kabul edilmiş oluyor. İşte kıbledir dost yüzü, daimdir salat. Burada salatı daimundan bahsediliyor. Bilindiği gibi mertebeler olarak 3 mertebeli namaz var. Birisi fiziki manada efelalin mertebesindeki namaz. Birisi esma mertebesindeki salatel vusta diye belirtilen. Diğeri de salaten daimeten diye dediği devamlı namaz salattır.
Peygamber Efendimiz Miraç'a çıktığı zaman, Miraç gecesi dönüyorken Musa Aleyhisselam'la karşılaştığı bir hadisi vardır. Biliriz hepimiz. Onunla görüşüyor. Musa Aleyhisselam diyor ki, ne konuştunuz? İşte diyor, ya kardeşim 50 vakit namaz farz etti Cenab-ı Hak. Musa Aleyhisselam, ben onun tecrübesini yaptım, yapamazlar, ağır gelir. Sen git tekrar bir ricada bulun da gel. İşte böyle gidiş geliş, gidiş geliş. Bunu biraz bazı alimler, affedersiniz, tiye alıyorlar. Allah'la pazarlık mı yapılıyor diye. Bu kadar basit, düzeysel, yüzeysel düşünce, sığ düşünce. Diyorlar, İsa Aleyhisselam varken niye gitti Musa Aleyhisselam'a? İsa Aleyhisselam daha büyük değil miydi ondan? Kardeşim daha büyüktü ama İsa Aleyhisselam'ın şeriatı yoktu ki. Bu sahada tecrübesi yoktu. En büyük tecrübe sahibi şer'i manada Musa Aleyhisselam'dır peygamberimizden sonra. Onun kavmi daha geniş ve şeriatı olduğu için bu tatbikatı kendisi yaptı daha önce. Tecrübesi var. İşte Musa Aleyhisselam'a sorması ve ondan karşılaşması bu sebepten. Bazı alimler diyorlar ki bu hadis İsrailiyetten geçmedir. Musa Aleyhisselam geçiyor içerisinde. İsrailiyetten geçmesi mümkün değil. Bu hadisin bir beşer aklının düzenlemesi mümkün değil. Ama sığ akıllar işte kendi küçücük düşüncelerine göre Allah'la pazarlık mı yapılır? Allah'ın rahmetidir bu. Ve eğer Cenab-ı Hak bize baştan 5 vakit namaz farzını vermiş olsaydı birçok ümmete haksızlık edilmiş olurdu. Eğer 50 vakit kesinleşmiş olsaydı yine bazı ümmete haksızlık edilmiş olurdu. O hadis-i şerif, o arkadaş bunu reddediyordu konuşmasında. Yoktur böyle bir hadisti. İşte o kadarcık akılcı varmış. Yani bunu bile seçememiş. İkisi de rahmet. 50 vakitte rahmet, 5 vakitte rahmet. İkisi de rahmet. 50 vakit kalkmadı üstümüzden. Bak. Ama farz-ı kifayeye dönüştü. Bazılarının yapmasıyla kafi geldi. 5 vakit namazda mutlak farz hepimizin üstünde. Bu asgari müşterektir. Yani herkesin yapabileceği, hiç kaçılacak, bahane gösterilecek bir şey olmadığı günde 5 defa, 10'ar dakikadan, 5'er dakikadan işte şu kadar yapar. Herkes yapabilecek asgari müşterek. Eğer üniversiteye giden talebelerimiz olsa ilk dersi yapsalar da üniversitede, yani 1. sınıfı okutsalar, 5. sınıfı okutmasalar haksızlık olmaz mı okuyacaklara? Ama deseler ki herkes işte üniversiteyi bitirecektir. Bitiremeyeceklere gene haksızlık olur. Kabiliyeti yok, çalışamıyor, imkanı yok, bitiremiyor. İşte bu iki yolda açık. Ama bir üniversiteye gitmek için okuma yazmayı bilme asgari müşteriyi lazım. İşte 5 vakit namaz asgari müşterek. Yani herkesin yapabileceği bir saha. Ancak burada durdurulursa, yani 5 vakitten fazla kılamazsın dendiği zaman kılacaklara haksızlık edilmiş olur. Yani mana olarak terakki edecek, yükselecek olanların önü kapatılmış olur. İşte bu yüzden evvela 50 vakit ve salat-ı daimun 50 vakit namazın karşılığı olmakta. Ancak bu 50 vakte 5 vakit namazda yapıldığı gibi fiili ve fiziki olarak durulma şekliyle değil. Bu tefekkürde olan bir çalışma olacak. Yani gönlümüzde hangi saatlerde Hakk'ın varlığı ile meşgul isek salati ustaya girmekte, salati daimuna doğru yükselmeye girmekte, geçmekte işte. Eğer 50 vakit hükmü belirtilmemiş olsaydı kimse ne salat-ı usta ne salat-ı daimun diye bir hüküm olmazdı. Dolayısıyla ilerleme yolları kapanmış olurdu. Bu hadis-i şerif bu kadar yüksek ve yüce manaları olan bir hadis-i şerif. Bunu ne Musevi vatandaş kurabilir bu sistemi, kurguyu, ne herhangi bir kimse kurabilir.
bu aslı özü itibariyle peygamberimize ve bize ait malımızdır. İsrailiyetten geçme diye bir şey söz konusu değil. Şimdi devam edelim. Bu zuhurat üzere vaki oldu. Yani yukarıdaki aşk imamdır bize, gönül cemaat, kıbledir, dost yüzü, daimdir, salat. Salatı daimundan. Bir zuhurat üzere vaki oldu. Şöyle bir zuhurat görülmüş o zaman. Camide, yani bir camide ters istikametlere namaz kılan kimseler var. Şimdi insan girdiği zaman şaşırıyor. Kimisi kuzey tarafa, kimisi güney tarafa, kimisi batı tarafa. Kıble var bir tarafta, kıbleye dönen de bazıları var. İnsan şaşırıyor, nasıl bu iş böyle diye. Cami, bir tane cami ama her tarafa dönük kimseler var. Aynı cami içinde değişik yönlere namaz kılan kimselerin olduğunu görmüştüm. Bu husus insanın surette döndüğü yer değil, asıl olan gönlünde hangi istikamete döndüğü mühimdir. Şimdi diyelim ki kıbleyi muazzamaya döndük. Kıbleye karşı döndük. İçimiz nerede? Kimimizin işi dükkanda, kimimizin işi tarlada. Ekin ektik, yağmur yağmadı, kurak olacak. Tarlada. Yüzümüz orada. İşte camide değişik yönlere olan istikamet dönüş bu demek. Yani kimin gönlünde ne varsa gerçek manada kıblesi odur. Neye muhabbeti varsa kıblesi orasıdır. Suret olarak kıbleye dönmüşüzdür. O suretin kıblesidir. Orada kalmıştır ki çok yazık olmuştur bu şekilde tabii. İşte bizler hem suretimizi hem sıretimizi gerçek manada zahirimizle Kabe-i Muazzama'nın zahirine, batınımızda da Kabe-i Muazzama'nın sahibi hakikatine dönmemiz lazım geliyor. Bu yüzden batınen irfan ehli için kıbledir dost yüzü. Ve daimdir salat. Zahirimiz içinse kıble bütün İslam'ın bildiğimiz Kabe'miz, kıblemizdir. Şimdi şöyle diyelim, zaman zaman mevzu olmakta ya, Kabe-i Muazzama'ya gittik, kıblenin gerçek manada ne olması itibariyle bir büyük vinç yukarıdan geldi, tuttu, Kabe-i Muazzama'yı kaldırıverdi yukarıya. Ortada bir boşluk kaldı, bir sıra daha dizdik, bir sıra daha, bir sıra daha, bir sıra daha, nihayet üçe geldi, üç. Ondan sonra artık olmuyor. Bir tane de orta ya merkezde oluyor. Ne oluyor o zaman? Herkes birbirine secde etmiş oluyor. Ne kadar açık. İşte kıbledir dosyası. Peki nasıl oluyor? Bu putperestlik olmuyor mu? İnsan insana secde ettiği zaman. Eğer insana o kalıba secde ediyor düşüncesi varsa baştan sonra putperestlik olur. Ama o kalıbın içinde Hakk'ın zati tecellisi olduğunu ve o kişi beşeriyetiyle karşısındakinin zati tecellisine secde ediyorsa secdenin en makbulü odur. Kula değil secde. Nusret babam öyle der. Kula secde yok derler. Sana dahi olmazmış. 40 yıl secdem sanadır ya Hazreti Muhammed diyor. Ama Hazreti Muhammed'i Hazreti Allah'ın zuhur mahalli gördüğünden Muhammed'e olan secde Hakk'a olan secdedir. Muhammed ismi görüntüdedir orada. Çünkü Peygamberimizin kendisinin belirttiği gibi men ra'ani fakat re'el hak. Bundan daha güzel bir söz olur mu bu manada? Yani bana bakan Hakk'ı görür diyor. O zaman ona secde eden Hakk'a secde etmiş oluyor. Bunun başka bir tereddütlü bir hali yok ki ortada. Bunun izahı vardır o şiirin altında. Yanlış anlaşılmasın, şeydeki dinleyen evlatlarımız, kardeşlerimiz de genelde bu beşeri manada bir varlığa secde manasına değil. İnsana melekler de secde ettiler.
Bu öyle ahenkli, dengeli bir haldir ki her varlıkta, yani insan varlığında hem beşeriyeti vardır hem uluhiyeti vardır. Menafahtü kendinde olduğu için hakikati itibariyle Allah'ın hakikatidir. İçimiz, dışımız da surettir. Toprak bedenimizdir. Buna işte abd kul dedikleri bu beşer tarafımız. Abduhu dedikleri de hakikatimiz. Abd zahirimiz, abduhu, hu'nun kulu olmak suretiyle hakikatimiz. İşte karşılıklı iki kimse geçtiği zaman karşı karşıya birbirlerine secde ettikleri zaman diğeri bedeniyle, yani beşeriyetiyle onun uluhiyetine secde eder. Bu irfani bir hakikattir. Zahirde olmaz böyle bir şey. Yasaktır zaten. Putperestliğe yol açar. Ama tefekkür ehli olan, gerçek manada bu alemdeki hakikatini yaşamayı sürdürmek isteyen, düşünen irfan ehli bu hakikatleri idrak etmesi lazımdır. Ahirette bulunacak bir şey yok. Bulunacak şey burada. Burada ne bulduysak ahirette onu bulacağız, onu göreceğiz. Nusret Baba'nın bir sözü vardır. Oğlum derdi bize, Allah'a yakınlık değil, lazım olan Allah'la olmaktır. Mesele Allah'a yakın olmak değil, Allah'la olmaktır. Allah'a yakınlık demek ikilik demektir yine. Yani bir arada bir mesafe var ki yakın uzak oluyor. Ama Allah'la birlikte olunduğunda zaten o birlikte, biz ayırmışız onu. Ötelere tenzihte, ötelere atmışız Rabbimizi. Biz ayırmışız, sonra Allah'ı arıyoruz yukarıda. Değil kardeşim, zaten mevcut. Mevcudu ne arıyoruz? Ama üzerine nefsaniyet gelmiş, benlik, beşeriyetler, dünya halleri altta kalmış o. İşte yapılan gönül kuyusunu kazarak yapılan çalışmalar, Rabbimizin üzerindeki perdeleri kaldırıp onu ortaya çıkarmak. Yusuf'u kuyudan çıkarmak gibi Rabbimizi de gönül kuyusundan çıkarmak. Cenab-ı Hak cümlemize gerçekten bu hakikatleri ifrata kaçmadan gerçek manada suri şekilde değil hakikati itibariyle anlayanlardan eylesin. Bunlar herkesin duyacağı, dinleyeceği sohbetler değil. Bunlar tevhid ehlinin sohbetleridir. Hikaye anlatılmıyor burada. Burada gerçekler anlatılıyor. Bazı dinleyenlere ters gelebilir. Onların sorunudur. Bizim sorunumuz yok çok şükür. Devam edelim 120. sayfanın başında. Zaman zaman bu mekaniğin kulakları biraz arıza yapıyor. Benim değil yani bu bedenin kendisi yapıyor, ben bir şey yapmıyorum. Tozlu yerlerde de çalışmıyoruz ama kulak boğaz buruncu öyle diyor ki kulak kendisi yapıyor bunu diyor. Affedersiniz yani, biraz gibi. Yağ gibi tıkanma yapıyor zaman zaman. Ben de gidiyorum ehline teslim ediyorum bu makineyi, bak bakalım içerisinde bir şeyleri var diye. İki kızımız da var temizliğe. Elhamdülillah, sağ olsunlar. Onlar da yapıyorlar, tamiratını yapıyorlar, yıkama yağlamasını yapıyorlar. Yine böyle bir durum olmuş. Sol kulağım tıkanmıştı. Bakın, normal yaşantı bunlar. Ne olacak? Tevhidle ne ilgisi var diye düşünülür. Ama çok ilgisi var. Sol kulağım tıkanmıştı bak, sol tıkanmış. Sağa çıkıyor. Biz sağcı olduğumuz için sağa çıkıyor. Sağa çıkıyor. Her şey, her türlü ses sağdan geliyordu. Bakın, ses soldan kaynaklı ama burası duymadığı için dönerek geliyor buradan. Ben sağdan zannediyorum geliyor. Yani soldan konuşuyor ama ben sağdan dinliyorum. Ses oradan geliyor çünkü. Peki ne olur bu? Yani bunun tasavvufla ne ilgisi var? Gibilerde düşünülür, çok ilgisi var. İşte o sağdan geliyor, orası tıkalı, kapalı olduğu için yanıltıyor. Yani orası kapalı olduğu için duygularımız bizi yanıltıyor. Burası açık olduğu için duygularımız ve
Akıl bu diyor sağ taraftan geliyor. Bakın yanıltıyor. Halbuki sol kaynaklı. İşte böylece de çok yanlışlıklar oluyor o zaman. Neymiş? Duygularımız bize doğru bilgi vermezse değerlendirmelerimizin hepsi yanlış olur. Gözümüz bir duygudur, bir kapıdır. Oradan bir değerlendirme yapıyoruz. Koku almamız, dokunmamız, gözümüzle gördüğümüz renkler, neyse. Yani bu duygularımız bize doğru bilgi vermiyor ise bizim alacağımız bütün kararlar eksik ve yanlış olmaktadır. O halde duyguların evvela ayarlanması gerekiyor. Nusret Baba'nın gemi güvertesinden anlattığı sağır bir kişinin müzisyenler ile ritme uyması, ritim susturulduğu halde takliden hala daha oyuna devam etmesi hatırıma gelmişti. Bu sol kulağımın duyusunun azalması itibariyle. Nusret Baba'nın gemilerde çalışıyordu. Eski gemiler tabii bugünkülere göre daha küçük, hızları daha az. Öyle sıcak günlerin, serin gecelerinde güvertede elentiler tertip edilirmiş. O gün de bir seyahate çıkan ince saz heyeti varmış gemide, güvertede. Onları da çıkarmışlar. Yol kolay kolay bitmiyor, devam ediliyor, gidiliyor. Demişler ki hadi biraz meşk yapsanız da biz de dinlesek. O zamanlar başka bir şey yok. Televizyon yok, telefon yok, elde eğlenti yapacak hiçbir şey yok. Mekanik bir şey yok. O arada bir de iki kulağı da duymayan birisi de varmış yolculuğun arasında. Neyse burada bir kulağı da, sol kulağı sağ duyuyor. Onun iki kulağı da sol da sağ da duymuyormuş garibim. Bir rahatsızlığı varmış herhalde. Şimdi arada da muzip kişiler var imiş. Hemen kendi aralarında bir sistem uyguluyorlar. Diyorlar ki şimdi biz bir oyun yapacağız bir iki kişi aralarında. Bunu kararlaştırıyorlar ama kimsenin haberi yok. Müzisyenlerle de anlaşmışlar. Şimdi başlamışlar oyun havalarına. Cemaat de yolcular da kalkmışlar. O oyun havasına göre ritme başlamışlar. O duymayan arkadaş da kalkıyor. Aynen onlarla birlikte görüntü olarak sesi duymuyor da görüntü olarak onlara eşlik ediyor. Ya onun da canı var. Benim de canım var. Şimdi o oyun kurucular, muzipler o mutrip heyetine ne diyorlar? O müzisyenlere bir işaret ediyorlar. Müzisyenler duruyorlar, müzik sesi duyuyor ama çalıyormuş gibi hareket ediyorlar. Şimdi diğerleri biraz geriye çekiliyorlar. O duymayan kişi devam, 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 devam. Devam, etraftan başlıyorlar kık 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 falan gülmeye. Sonra bir kendine geliyor görmeyen. Heh sizi... Aldattınız beni, bıraktınız öyle ortada diye. Bu yaşanmış bir hadisedir, hikayedir. Gerçi öyle olsa ne olacak, böyle olsa ne olacak diyenler olabilir. Şey alayım, ayrı konu. Orada bir duyguların yanlış bilgi verdiği veya eksik bilgi verdiği hakikati ortaya çıkartılıyor bir şey olarak, misal olarak. Tabii ki doğru bir şey değil. Ama o çok fazla da o hale düşürmüyorlar onu. Herkes orada güzel güzelce bir güzel bir gece geçiriliyor. Bu işte duymayla, algılamayla ilgili bir hadiseydi, onu da anlattım. Çok dersler devam ediyor. Ayrıca bu hadise ibret alınacak bir halde, çünkü eğer azalarımız bize doğru bilgi vermez ise hayatı yanlış değerlendirmemiz, hatalara sebep olmamız demektir. Devam ediyoruz. Buradaki hukuki bilgiler orada ahirette geçerli olmayacak.
hac ve umre bilgileri gibi ayrıca. Neden? Çünkü orada hac da yok, umre de yok. Burada geçerli olan bilgiler orada hükümsüz kalacak. Hocam bir şey sorabilir miyim? Azalarımız evet. Diyor. Azalarımız derken burada tabii ki zahiri azalar değil. İrfani olarak yani öğrenme biçimimiz, öğrenme kanalımız mı orada? Neyi kastediyor tam olarak? Sadece i̇şte orada öğrenme yok orada. Ve buradaki birçok bilgi orada kullanılmayacak, işe yaramayacak. Hani o büyük alimin Razi isminde, kim ne Razi'ydi? İki kitap, Bahrettin Razi. İki kitap yazmış, o güne göre çok ileri derecede. Biri gökyüzüne ait, birisi tıbba ait. İki kitap yazmış. Muhittin Arif Hazretleri'ne gönderiyor bu kitapları. Lütfen diyor, bir vakit bulduğunuzda bir gözden geçirir misiniz? Yayına vermeden evvel, yani dışarıya herkese açmadan evvel bir gözden geçin, yanlış bir şey olabilir diye. O da okumuş kitapları, içine bir not koymuş. Gelal dediği gün görevli olan sesi gelmiş. Neyse, elemanı. Alıyor kitapları notuyla birlikte, götürüyor. Tabii Razi de merakla bekliyor onun ne netice vereceğini, değerlendirmesini. Açıyor, bakıyor ki notta diyor ki, gökyüzü olmayan, güneşi olmayan, ayı olmayan, gezegenleri olmayan bir alemde bu bilgi neye yarayacak? Tıp. Doktor olmayan, hastanesi olmayan, ilacı olmayan, hastası olmayan bir alemde bu tıp bilgisi neye yarayacak diye altına bir şerh, not düşmüş. Razi, ondan sonra razi oluyor işte. Gerçekten de düşünüyor. Tabii ki o yaptığı işi küçüğe alma manasına değil. O çok faydalı bir kitap. Çok yakın senelere kadar o tıpta okutuldu onun kitapları, değil mi? Öyle bir ilim sahibi olmalı ki diyor insan, ahirette de geçerli olsun. Ondan sonra tasavvufa ve tefsir yazmaya yöneliyor. Ve belki yazılan en büyük tefsirlerden 32 mi 33 mi olduğu söylenir. Hepsi de elde yok herhalde bugün. Yani buradaki hukuki bilgiler orada ahirette geçerli olmayacak. Tabii ki onları öğreneceğiz buradaki işlerimizi görmek için. Ama bize lazım olan ahiret bilgilerinin orada kullanılacak halde olacak bilgilerin sahibi olması. Yani buradaki bilgileri de öğreneceğiz ama ahiret bilgilerini de ihmal etmeyeceğiz. Evet, süremiz doldu. Burada bırakalım. Sonra devam edelim inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 03.01.2020 Cumartesi günü öğleden sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Sohbet mevzu bilindiği gibi İnci Mercan Tezgahı 63 sıralı kitabımızdan 120. sayfasının alt bölümündeyiz. Cenab-ı Hak her birerlerimize bu insani ve ademi hakikatleri idrak ettirmesini niyaz edelim. Bu alemden kendimizi bilerek, tanıyarak ayrılan kimselerden eyleyelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Adem'i kendi sureti üzere halketti. Bu bir hadis-i şeriftir. Ayrıca Allah Adem'i Halakal Adem ala sureti Rahman. Yani Allah Adem'i Rahman sureti üzere halketti diye Peygamberimiz bize bu iki halden haber vermekte. Burada Allah Adem'i kendi sureti üzere halketti. Ehl-i Zahir Ulema-i Kiram bunu yorumlarken Allah Adem'i Adem'in kendi suretinde halketti diye yorumlarlar. Ama Ehl-i Tevhid ise Allah Adem'i kendi suretinde, yani uluhiyet suretinde, uluhiyet hakikatinde halketti. Bir, ikisi de doğrudur. Biri beşeri manada, biri ilahi manadadır. Şimdi buradan ne çıkıyor? Bakın, Allah Adem'i kendi sureti üzere halketti.
Adem de Havva'yı kendi sureti üzere zuhura getirdi. Öyle değil mi? Aynı cinsten ama şeysi farklı. Havva da bakın çocuklarını kendi sureti üzere zuhura getirdi, halketti. Bunların gelmesi bakın hadis-i şerifi teyit ediyor, tasdik ediyor. Yani Allah Adem'i kendi sureti üzere halketti. Adem Havva'yı kendi sureti üzere zuhura getirdi. Havva da çocuklarını kendi sureti üzere zuhura getirdi. Ve onlar da kendilerinden sonra gelenleri kendi suretleri üzere zuhura getirdi, halkettiler. Yani Adem'in torunları da kendinden sonra gelen nesilleri de kendi suretleri üzere getirdiler, halkettiler. Bir bireyde bu mertebelerin hepsi vardır. Yani insan olan herhangi birimizde uluhiyet mertebesi, ademlik mertebesi, havvalık mertebesi ve zürriyet mertebesi hepsi hepimizde vardır. Hem iki cins olarak da. Nüzül böyle olduğuna göre uruc ise tam tersinedir. Bakın haktan ayrılmak bu sistemle olduğu gibi Hakk'a ulaşmak da aynı sistemin tersini da sararak yukarıya dönmek. En son çocukta bitiyor, tekrar çocuktan. Tekrar çocuktan geriye dönüyor. İşte o bizlerde veledi kalp dediğimiz çocuk, o gerçek Hakk'ın mahalli olmakta, onun büyütülmesi lazım gelmekte. Geriye doğru dönüldüğü zaman bakın insanoğlu nasıl Hakk'a ulaşmış oluyor. Nüzül böyle olduğuna göre, yani iniş tecelli böyle olduğuna göre uruc ise tam tersinedir. Yani geriye doğrudur. Birey aklı kül olan hakikatine ulaşabilmesi için evvela ibn çocukluk halinden nisa kadın ana haline dönüşmesi lazım. Şimdi çocuk anneden zuhura geliyor ya, o zaman çocuk evvela nefsi ilahi, nefesi ilahi, yani nefsi küllü idrak etmesi, ana diye tabir edilen nefsi küllü idrak etmesi lazım geliyor. Ki bu nefsi kül yaşanan hayatın da kendisi. Nefsi kül olarak bu alem yaşanmakta. Aklı kül bu nefsi küllün projesi, programı, aklı, gücü, ruhu, nuru, hareketlendiricisi olmakta. Birey aklı kül olan hakikatine ulaşabilmesi için evvela ibn çocukluk halinden nisa kadın ana haline, yani geriye, anneye geriye dönecek. Ana halinden anne de baba adam, Adem haline dönüşmesi. Oradan da kendinin asli hakikati olan Hakk'a kendi iç bünyesinde miracını idraken ve ilmen yapacaktır. Bu seyri yapan Nisa bayan ise o da aynı yollardan geçecektir. Yani çocuk kız çocuğu ise o da aynı yoldan geçecektir. Nisalıktan raculliğe bakın. Erliğe, yani Adem Aleyhisselam'dan, er olan Adem Aleyhisselam'dan Nisa olan Havva Valide zuhura geldiği gibi Nisa olan çocuk aslı olan raculliğe intikal edecek. Geriye dönecek yani. Ademliğe geçerken zahiren Nisa görümünde olsa bile bakın o batınen kendindeki ademlik mertebesi itibariyle o sürede Adem hükmünde olacaktır. Yani görüntüsü Nisa hükmünde de olsa ama sistem onu ademliğe götürdüğünde görüntü olarak öyle gözükebilir ama aslı Adem'dir. Erdir yani. Ademlik mertebesi itibariyle o sürede Adem hükmünde olmaktadır ve erler sınıfına dahil olmuştur.
Genelde kadından şeyh olmaz derler. Ehli zahire göre öyledir, doğrudur. Doğrudur. Ancak bu şekilde aslı olan Adem'e dönüşmüş olan o haldeki zahiren Nisa görünüşlü batinen Adem suretli kişiden şeyh olur. Bayandan şey olmaz derler. Bu bir ayrımcılık değil mi? Niye olmasın? Ne eksiği var? Aslına döndüğü zaman hiçbir eksikliği yok. Er olmuş oluyor. İnsan tabii niye olmasın? Ama erliğini idrak edememiş olan bir bayan Nisa hükmündedir. Ondan şey olmaz. Yardımcı olur. Ne diyorlar onu? Dergahlarda yardımcılık yapabilir, rehberlik yapabilir ama erlik yapamaz, şeyhlik yapamaz. Ama efendim peygamberlik farklı bir şey herhalde. O peygamberlik özel, daha başka bir hadise. Kadın peygamber çıkmıştı. Esvedi Hansi, Ansi mi ne diyorlardı? Hani bir kadın peygamber çıkmıştı bir zamanlar. Peygamber Efendimiz'in devrinde bir bayan peygamberlik iddiasında bulunuyordu. Sonra öldürüldüler hepsi. Esved-i Ansi, siyah Esved, siyah. Esved siyah, Ansi, siyah Ansi manasında ismiymiş. Çünkü her iki cinste de iki cinsin özellikleri vardır. Bakın şimdi. Bir kimse er görünüşlü olsa da Nisa'lık onda da vardır. Bir kimse Nisa görünüşlü olsa da erlik onda da vardır. Yani her iki cinste her ikisi de vardır. Ancak oranları hangisi fazla ise o görüntüye çıkmakta. Zahire o hali çıkmakta. Ancak ağırlıklı yönü hangisi ise görüntüsü o surette zahir olur. İşte bu yüzdendir ki eşler hem erkek hem de kız çocuğu meydana getirirler. Eğer bir varlıkta sadece tek cins olsa, o çocukların hepsi tek cins olur. Hepsi erkek veya hepsi kız olur. Niye bazıları erkek, bazıları kız oluyor? İşte her iki cins de her annede de babada da olmasından kaynaklanır. Da Nisa hükmündedir. Ondan şeyh olmaz. Yani dışarıdan er gibi görünse de, hakikati itibariyle hakka ulaşamamış ise, nakıstır, eksiktir, ondan şey olur. Ufak ufak konular ama çok mühim konular. Öğlen namazının cemaat kısırı şey nedir o öyle okur. İkisi de farz. Zaman aynı. Öğlen. Öğlen namazında cemaatle sessiz okunuyor. İkindi namazında da sessiz okunuyor. Sabah akşam yatsı sesli okunuyor. Neden acaba? Bunlar da ayrıca ilave. Öğlen namazının cemaat kıraatı sessiz olduğu halde cuma namazında neden kıraat sesli okunur? Öğlen namazı günlük, yani her gün tekrar edilen, ne deniyor, rutin mi deniyor, ne deniyor? Öğlen namazı günlük, baka billah hükmüne tabidir. Öğlen namazı günlük, baka billah hükmüne tabidir. Allah'ın varlığında zati hakikat olduğundan zatında sıfatlar batında kalmış olduğundan sıfatları ve isimleri batında kalmış olduğundan onlara seslenme diye bir şey söz konusu olmaz. Ve sessiz okunur. Yani zat kendi kendine kendinde olarak onu okumuş olur, kılınmış olur. Cuma namazında neden kıraat sesli olur?
Cuma namazı haftalık seyre tabidir. Ama öğlen namazı her gün devam eden bir sistem içerisindedir. Ve cuma namazı halktan hakka ve haktan halka olarak iki mertebesi vardır. Bunun için orada ses gereklidir. Ve cuma namazının özelliklerinden bir tanesi de, aslında en mühim hallerinden bir tanesi de, İnnallâhe ve melâiketehu üsallün alen nebi ayetinin okunmasıdır. Evvela iç ezan okunmazdan evvel müezzin onu okur, sonra iç ezan okunur. İmam hutbeye çıkar, hutbeyi okuduktan sonra, yani sünnetler kılınır, imam hutbeye çıkar, hutbeyi bitirdikten sonra son dualarını yapıyorken de yine aynı ayeti okur. Yalnız arada bir fark var. Müezzin okurken çok sesli, yüksek sesle okur, imam okurken normal sesle okur. Müezzinin okuduğu halktan hakkadır, davet hükmündedir, ulaşma hükmündedir. İmamın okuduğu ise haktan halkadır. Onun için bağırmasına sebep yoktur. İmamet makamı nezaket gerektirir daha çok. Asalet ve idrak gerektirir. İşte bu namazda, yani bu ayet-i kerimede o kadar müthiş ifadeler var ki insanoğlunu yücelten. Bakın, inne kat'iyet, mutlakiyet ifade ediyor. İnne, muhakkak ki, innallâhe ve melâiketehu, Allah ve melekleri yusallûne, salatu selam yaparlar, ederler. O salat nedir? Aslında onu bilmek lazım. Alen nebi, peygamber üzerine melekler ve Allah salatu selam getirir. Dehşet bir ifade. Salatın birçok ehli zahir, ulema-i kiram tarafından izahları vardır. İşte kullardan dua, Allah'tan işte selamet dileme, meleklerden yardım diye üç türlü anlatırlar. Bu izahıdır, zahiri izahıdır. Ama salatın gerçek manası, zaman zaman da ifade edildiği gibi, sahibinin zatıyla zuhur ettiği makamın adıdır salat. Sahibinin zatıyla zuhur ettiği makamdır salat. Salat namaz diye de çevriliyor, salavat diye de çevriliyor. Çünkü Allah ve melekleri başka yere övgü yapmazlar. Allah'ın övmesi için kendi değerinde bir yer olması lazım ki övsün onu. Yoksa kendinin sıradan zuhura gittiği yerleri özel olarak övmesi, dile getirmesine gerek yok. Zaten onlar zuhurda, herkes görüyor. Ağaçlar, evler, tarlalar, kuşlar görülüyor. Ama Allah Rabbimiz men re'ani fakat re'el hak hükmüyle peygamberimiz de kendisinin şerefini, ne kadar yüceliğini gösteriyor. Bu ayet-i kerime, burada bahsedilen namaz, cuma namazında bahsedilen ayet-i kerime, peygamberimizin şahsına ait, ama bir de aynı ayetin benzeri peygamberimizin şahsında bizlere ait. Hüvellezî yusallû aleyküm ve melâiketehû liyurucekûm minezzulümâti ile nur. Bu da cemaat için, bizler için. Hüvellezî, o öyle bir Allah ki, yusallû, hüvellezî yusallû aleyküm, o sizin üzerinize, Allah ve melekleri sizin üzerinize. Orada cem olarak aleyküm diyor. Aleyke dese bir kişi, aleyküm demesi cem iyeti ifade ediyor. Allah ve melekleri sizin hepinizin üzerinize salat ederler. O kadar büyük bir taltif ki, yani akıl alacak gibi değil. Yüceliğini insana Cenab-ı Hakk'ın velam ederler. Niçin? لِيَهْرُجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ. Sizi zulmetten,
nefis karanlığından, madde karanlığından, gaflet karanlığından nura çıkarmak için. Allah ve melekleri bize salat ediyorlar, yardım ediyorlar yani. Zulmetten nura çıkarmak için. Bu kadar büyük Rabbimiz var, lütufkar Rabbimiz var. Şimdi gelelim. Öğlen namazı 4 rekat olduğu halde neden cuma namazı 2 rekattır? 2 rekat çıktı olsa olmaz mıymış? Madem öğlen namazının yerine kılınıyor, olmazmış. Öğlen namazının 4 rekat farzı 4 mertebeyi ifade eder. Şeriat, tarikat, hakikat, marifet gibi. Cuma namazı ise fenafillah ve bakabillah iki mertebeyi ifade eder. Hutbe sonunda innallâhe, demin dediğimiz 33-56'ymış ayet sayısı, haktan peygambere, uluhiyetten risalete. İnnallâhe ye'mürüküm 16-90, bu başka bir ayet ise uluhiyetten abdiyete ifade etmekte, lütfetmekte. Bakın birisi haktan peygambere, uluhiyetten risalete. Onu yüceltiyor. İnnallâhe ye'mürüküm, Allah size şunlar bunları emreder diye hutbeden inmeden en son okuyor ya, o ayet-i kerime. İnnallâhe ye'mürüküm, Allah size bunları emrediyor diye. 16'ya 90 ayeti ise uluhiyetten kulluğa hitap. Yani birisi uluhiyetten risalete hitap, birisi uluhiyetten abdiyete. Aynı cuma içinde imamın hutbede olduğu, inmeden evvel okuduğu ayetler bunlar. Öğlen namazının 4 rekat farzının kazası lazım geldiği halde neden cuma namazının 2 rekat farzının kazası yoktur? Hem farz, hem kazası yok. Hep gider yaparız, kılarız, gider ederiz. Ama ne olduğunu düşünmeyiz. Çünkü cumanın kendine ait asaleten bir mertebesi yoktur. Cuma namazının kendine ait bir makamı olmadığı için de kazası olamıyor. Kendine ait bir varlığı yok, makamı yok çünkü. Peki ne oluyor? Öğlen namazına vekaleten, öğlen namazının farzına vekaleten kılınmış oluyor. Cumanın kendine ait asaleten bir mertebesi, yani bir zamanı yoktur. Öğlen bakabillah mertebesinde kılındığı için o gün o mertebenin vekilidir cuma namazı ve vekil olduğundan onun kazası olmaz. Ama farz, bakın farz olduğu halde nesi yok? Kazası yok. Peki vitrin kazası nasıl olacak? Hani bazı ulema-i kiram si için, tedbir için vitri de kaza edin diyorlar. Olmaz ki. Nasıl olacak? Yani iyilik yapalım derken hükmü bir yanlışlığa düşmüş oluyorlar. Gerçi iyi niyetle yapılıyor, ayrı konu. Sevap alır insan ama bu hakikatleri idrak edemez işte. Vitrin kazası olmaz. Farz değil ki kazası olsun. Bakın bu ölçüde cuma namazı kıyastır. Farz olduğu halde kazası yok. Neden? Kendine ait makamı yok. Vitrin kaza olabilmesi için namazların 6 vakte çıkması lazım. Deleselerdi sabah namazı ile yatsı namazının arası vitir vaktidir. Ama 6 namaz farz olacaktı o zaman. 6 vakit olacak. Vitrin vakti olmadığı için kazası olmaz. Sonra vitir zaten ifadesiyle tektir. Allahu vitran yuhubbul vitr der. Yani Allah tektir, tekleri sever. Tekin bir ikincisi olmaz. Ama diğer farzların karşılıkları vardır. Öğlen, öğlen, öğlen vardır, makamı vardır. İkindi makamı vardır, sabah makamı vardır. Cuma namazının makamı
vekaleten olduğundan kazası olmuyor. Cuma namazını kılanın üstünden öğlen namazının farzı düşmüş oluyor. Çünkü vekil asil hükmüne geçmiş oluyor o anda. Ama cuma namazını kılamayan yetişemedi cumaya. Öğleni de kaçırdı. Kaza yapmak zorunda. Cuma'ya ama kaza yapmak zorunda değil. İkisi de farz nasıl oluyor? Onun için biraz tefekkür gerekiyor, mantık gerekiyor. Öylece o olurdu, bu olmazdı. Olmaz da neden olmaz? Olur da neden olur? Anlaşılıyor mu? Bunlar ufak ufak meseleler ama mühim meseleler. Tekrar son paragrafı okuyalım. Öğlen namazının 4 rekat farzının kazası lazım geldiği halde neden cuma namazının 2 rekat farzının kazası yoktur? İşte o gün düşünelim, ne öğleni kılabildi kişi? İşi vardı, yoldaydı. Cuma'yı da kaçırdı, öğleni de kaçırdı. Ama cumanın kaza olacak diye bir farzı yok ama öğlenin kazası var, şartı var. Neden? Makamı var çünkü. Öğlen namazının kendine ait sahip olduğu makamı var. Cuma namazının kendine ait makamı yok. Vekaleten o günkü öğlen namazının yerine kılınmış oluyor. Cuma geçtiği zaman kazası olmuyor ama öğlen geçtiği zaman kazası gerekiyor. Neden? Çünkü biri vekil, biri asil hükümde. Kendine ait asaleten bir mertebesi zamanı yoktur. Öğlen bakabillah mertebesinde kılındığı için o gün o mertebenin vekilidir. Ve vekil olduğundan da onun kazası olmaz. Başka küçük bir mevzu. Seyrin başladığı nokta bittiği noktadır. Şimdi bir daire alalım elimize. Dairede bir ne makam var, ne durak var, ne uzaklaşma var, gitme var. Dairede bir hareket yapılabilmesi için oraya bir çizgi, yani bir nokta, bir makam konması lazım. Oradan yola çıktık, geldik, yani bittiği yer, geldiğimiz yer, başladığımız yer olmakta. İşte her şey aslına döner. Az önce söylediğiniz zaten değil mi? Evet. Beledik harf. Ha, beledik harf. İşte aynen o da. Evet, işte. Tekrar gelelim, aynen. O da öyle. Şimdi Kabe'nin ön yüzü Hacerül Esved selamından hemen sonra kapı yüzü, bakın. O yüzeyin tam ortası, kapının biraz sağ tarafı şeriat ve marifet mertebelerinin birleştiği yerdir. Ve insan-ı kamil namazının son 2 rekatı Makam-ı İbrahim'in önünde kıblesi orasıdır. Kapı yüzüdür. Kabe'nin o makamıdır. 2 rekat son namazı orada kılınır. Yeri orası. Hatırlayabiliyor musunuz? Resimde de görenler olsa. Kapı tarafı, kapı yüzüne karşı duralım. Kabe-i Muazzama'nın sol duvarın sonuyla baş duvarın son tam ortasını işaretleyelim. Kapının biraz tarafı, Makam-ı İbrahim'in de önü, tam hizasında önü. İşte orası şeriat mertebesiyle marifet mertebesinin birleştiği nokta. İnsan-ı Kamil'in makamı orasıdır. Çünkü kendisinde hem şeriat mertebesi vardır hem diğer bütün mertebelerle marifet mertebesidir. Ama oradaki kişiyi de tanımak mümkün değildir. Kimse tanıyamaz. Allah ekber diye böyle selam verdiğinizde yok, yan duvar. Yani tavafın bittiği ve başladığı yerin biraz ilerisi. Makam-ı İbrahim'i düşünelim. Onun önü. Ama insan-ı kamil namazının ilk 2 rekatı tavaftan sonra yapılan 8. fiil Makam-ı İbrahim'in arkasında kılınma şartı var. Bu son 2 rekatın ise kılınmıyor da, son 2 rekatın ise Makam-ı İbrahim'in önünde kılınması lazım. Çünkü Muhammediyet makamıdır orası. Makam-ı İbrahim'in arkasında evvela kılınıyor. Tevhid mertebeleri dönülerek her köşede
belirli namazlar kılındıktan sonra 19. namaz, yani son iki rekatta Kabe-i Muazzama'nın o kapı yüzeyini karşısında, tam Kabe ile karşı karşıya. O kişinin sol tarafı şeriat mertebesi, sağ tarafı da marifet mertebesidir. Sonra hadi gelin bakalım bir tavaf edelim sizinle beraber diye çıkılır oradan yola. Makam İbrahimiyet köşesinden Museviyet köşesine, oradan İseviyet köşesine, güney köşeye, oradan da Muhammediyet köşesine, Hacer-ül Esved köşesine gelinir. Tekrar o makama gelinir, tekrar devam edilir hep birlikte. Hadi gelin bakalım. Hı? Kılacağız inşallah gidersek. Anlaşılıyor mu tavafın hakikati? O halde bakın, sonra ulaşılan kapı yüzünün ortası başlangıç ve neticedir. Yani bir yuvarlağın bir yerine nokta konduğu zaman başlangıç ve orada da bitmesi gibi. Tavaf da makam-ı İbrahim'in önünde o duvarın tam orta tarafı hem başlangıç hem neticedir. Yani hem ilk hem son durak orasıdır. Ve böyle o kare olarak düşündüğümüzde, şu köşeleri üçgen olarak böyle ayırdığımızda, bizim o şeyde vardır, projede vardır. O köşeler makamları ifade etmekte, o üçgenler. Bu üçgenler böyle çizildiği zaman yine o şeklin içerisinde ikinci bir Kabe çıkmakta, oluşmakta. Köşeler çizilince ortada bir dörtgen kalmakta ama biraz dönük olarak kalmakta. Onun içine de üçgenleri tekrar bir Kabe daha ortada olmakta. Üç körü dört, 12 makamı oluşturmakta onlar da içten içe. Evet, devam edelim. Celal, cemal. Celal'in lamı, Allah'ın ahlakı. Celal'in la mı Allah'ın ahlakı, cemal'in mimi Peygamberimiz Muhammed'in ahlakıdır. Zülcelal vel ikram olması, 55'e 27 ayet, ikramı celalindendir. En büyük ikram da cemal mimi olan Muhammed'dir. Celle Celaluhu ise, yani CC, iki CC ise, biri Cemalullah, diğeri Cemali Resulullah'tır. Hayda. Hani Allah yazdığımız zaman iki C koyarız ya, Celle Celaluhu diye. Biri Cemalullah, diğeri Cemali Resulullah'mış. Bir daha baştan okuyorum şimdi yavaş yavaş. Celal ve Cemal. Celal'in lamı, yani Celal derken lam harfi, Celal derken lam harfi Allah'ın ahlakı. Cemal'in, yani Cemal kelimesinin ifade ettiği mananın mimi, bakın cemmal derken burada cel lam var, burada cem mim var. İkisi de cem gibi. Yani biri c ile başlıyor. Cim de kaçtı? 53'tü zaten. Anlaşılıyor mu? Biraz karışık hesap gibi ama. Celal cemal. Celal'in lamı Allah'ın ahlakı. Cemal'in mimi Peygamberimiz Muhammed'in ahlakıdır. Tahallaku bi ahlakillah, tahallaku bi ahlakı Resulullah diye iki ahlak vardır. Yani bir Allah'ın ahlakı, bir Resulullah'ın ahlakı. E peki bunlar bir değiller mi? Niye böyle iki ahlak çıkmış diye soran olabilir. Olabilir çünkü uluhiyet demek ayrı bir makam, Muhammediyet demek ayrı bir makam. Makam içinde makam.
birleştirdiğimiz zaman ikisi de bir makam. Ama ikisi bir yerde olduğu zaman hareket olamamakta. Yani hayat ortaya çıkamamakta. Celal ve cemal olacak ki cemaldeki hayat ortaya çıkıp celale bürünsün, faaliyete geçsin. Niye iki ahlak diye söylenildiği zaman faaliyet sahası oluşabilmesi için ikilik gerekmekte. Ama bu kesret ikiliği manasına değil, biri başka da biri başka ikilik değil. Birin iki görünmesi, kendi içindeki hakikatinin ortaya çıkarabilmesi için iki görünmesi gerekiyor. Biz de kendi kendimize durduğumuz zaman bir varlığımız var mı? Yok. Ama ne zaman bir fiil ortaya koyacağız, bir iş yapacağız, yani bizden bir varlık çıkacak ki o zaman o ente olmakta ve o bir ve iki oluşmakta. Yani celal ve cemal, ayna ve aynaya bakan olacak ki sahne ortaya çıksın. Yoksa kişi kendi kendine yapacağı herhangi bir şeyi düşünsün dursun. Ne olacak? Onu zuhura çıkarmadıkça o düşüncesi bir şey ifade etmiyor. İşte Cenab-ı Hak da kendi varlığını ortaya koymak için isimlerini, sıfatlarını ortaya çıkardı. Ve ona ente dedi ki kendindeki sanat-ı ilahiye ortaya çıkmış olsun. İşte bu şekilde de Allah'ın zati olarak faaliyeti var. Bir de Peygamberimiz üzerinden ahlak-ı Muhammedi'yi ortaya çıkarması var. Ki bu da ikisi de kendisinin rahmetidir. Halkiyetine rahmetidir. Peki Allah'ın ahlakıyla Risalet ahlakı arasında ne fark var? Fark olmasaydı ki ahlak olmazdı. İkisi de Allah'ın ahlakı hükümlerini yürütürlerdi. Allah'ın ahlakı acımasızdır. Duygusallık yoktur. Ama Resulullah'ın ahlakında muhabbet ağırlıklı olduğu için duygusallık da vardır. Rahmettir. Alemlere rahmettir çünkü. Eğer Allah'ın adaleti, Allah'ın ahlakı duygusallık üzere olmuş olsaydı haksızlık edilmiş olurdu insanlara. Cenab-ı Hakk'ın celal tecellisi, kahhar tecellisi gelecek yapacak. Bunda acıma olmaz. Ama Resulullah Efendimiz celal tecellisini kullanacağı zaman onu durdurur. Ümmetinin lehine. Ama Allah tam mutlak adalet sahibi olduğundan adaletin kestiği parmak, şeriatın kestiği parmak acımaz derler. O vurur. Eğer Allah'ın biraz acıması olmuş olsa, la teşbih, acır, en çok acıyan da odur, ayrı konu. Ama hüküm vermeye geldiği zaman, kabre kimseyi koyamazdı. Kimseyi öldürmezdi. Anlaşılıyor mu? Sistem gereği onun ölüm tadısını tatması lazım. Acaba o tadarken ne acılar çekiyor? Ölenler bilmiyoruz. Şimdi nasıl yapıyorlar? Gidenler gidiyor. Biz de o gün geldiği zaman anlayacağız. Ancak bunun ne demek olduğunu yaşadığı zaman anlar. İnsanın önünde türlü türlü tatlı tuzlu olsun. Baksın dursun. Yemedikçe ondan bir şey anlayabilir mi? Anlamaz. Gözümüzün önünde bir sürüler geliyor, yenileri gidiyor. Biz anlıyor muyuz? Anlamıyoruz. Sadece işte şu oldu, bu oldu deniyor. Kim yaşıyorsa o biliyor onun halini. Eğer Peygamberimiz Allah'ımızın adaletinde biraz yumuşama, biraz gevşeklik olsa diğer tarafa adaletsizlik edilmiş olur. Hakkı alınmamış olur o kimsenin, o kimse üstünde. Ama Peygamber Efendimizin ahlakı daha ziyade ümmeti yönünde faydalandırması yönünde olduğundan duygusallığı vardır, rahmeti vardır, affediciliği vardır. Ama bu affediciliğin de şartları vardır tabii. Affederken neyi affedecekse o kişinin ailesiyle helallaşması lazım geldiğini de bildirir İslam şeriatı. Helallaşmazsa Peygamberimiz de affedemez onu. Etmez. Neden? Çünkü sahiplerinin onu helal etmesi lazım.
Peygamberimiz rahmetinden tavsiyede bulunur. Ama kendi şahsıyla ilgili olan, başkalarını ilgilendirmeyen hadiselerde affedicidir. Bunun örnekleri zaten kendi hayat seyrinde görülür. Hazreti Hamza Pirimiz Efendimiz'i şehit eden o Yahşi mi, Vahşi mi neydi işte, o kişiyi bile affetmişse, ancak dediği şu: bana gözükmesin, Müslüman olduğu için affediyor ama bana gözükmesin, hatırlıyorum, amcamı hatırlıyorum onu görünce diye, ne kadar merhametli oldu. Yani onu bile affedebiliyor. Yani onun affı ümmeti yönündedir ki vah ümmeti, vah ümmeti diye zaten kendini ümmetine feda etmiştir. Allah razı olsun ondan. Tekrar baştan alalım bizi. Celal cemal, celalin la mı? Allah'ın ahlakı. La yok manasına bir bakıma. La dediği o. Yani duygusallık yok, merhamet yok. La dediği zaman yok. Artık bitmiştir orada. Hüküm yerine gelecektir. Cemalin mimi, mim hakikati Muhammed'i, peygamberimizin, Muhammed'in ahlakıdır. Zülcelal vel ikram olması 55'e 27 ikramı celalindendir. Bakın celal adalet üzere, celalini kullandığı zaman kişinin zahiren aleyhine gibi gözüküyorsa da aslında onun lehine olmakta. Çünkü ona bir ikram geliyor o celalden sonra. En büyük ikramı da cemal mimi olan Muhammed'tir. Allah'ımızın bu alemlerde en büyük ikramı bütün alemlere ve ümmetine, bütün insanlara, bizlere cemali Muhammedi'dir. Yani cemaldeki mim, mimi ilahidir. İşte yukarıda dediği de o. Cemalin ahlakı, mimi peygamberimiz Muhammed'in ahlakıdır. İkramı da cemal mimi olan Muhammed'tir. Celle Celaluhu ise biri Cemalullah, diğeri Cemali Resulullah'tır. Sıradan yazarız ya taltif babında, Allah dendiği zaman arkasından Celle Celaluhu diye ifade eder. Celle Celaluhu, onun celali ne yücedir manasına. Celle Celaluhu. Her şeyin resmi yapılabildiği halde bunların birey olarak resimleri yapılamamaktadır. Çünkü zaten bütün resimler de onlarındır. Peygamberimizin resmi neden yapılmaz? Yasak derler İslam'da. O örtüsüdür işin, izah tarafıdır. Yapılamaz, yapılması mümkün değil. Nasıl suretlendirecek ki? Yani bütün alemleri bünyesinde toplayan bir vasfı nasıl vasfedecekler? Çünkü zaten bütün resimler onlarındır ve onlar aynadır. Aynanın resmi yapılamaz. Ancak çerçevesinin resmi yapılır. Çünkü ayna da bir resim olsa o ayna olmaz o zaman. Yani nakışlanmıştır. Aynanın ayna özelliği nedir? Hiç üzerinde bir varlık olmaması ve aksettirici olması, düz, net olmasıdır. Aynanın üzerinde bir resim yapıştırılsa, bir şeyler yapsa o aynalıktan çıkar. Yani bulanmış olur, buğulanmış, dalgalanmış olur, ona da ayna denmez. Çünkü aynada bir resim olsa o ayna olmaz, o suretle kayıtlanmış olur. Evet, bir bölüm daha var. Haç, hakikat ilahiyede cemal, celal ve cemal seyridir. Umre ise cemalde mimi Muhammediye'deki cemalullah'ı seyretmektir. Umreciler, bu sizi ilgilendiriyoruz. Söyleyin de yazın. Haç, hakikat ilahiyede celal ve cemal seyridir. Bir ayrıca bir şey daha ilave ederiz buna.
Hac hakikat ilahiyede cemalullahı seyirdir ki cemalullah'ta celal ve cemal de vardır içerisinde. Umre ise cemalde Mim-i Muhammediye'deki cemalullah'ı seyretmektir. Diğer ifadeyle hakikat-ı ilahiyede cemali Muhammediye'yi seyretmektir. Yani umre uluhiyet mertebesi, hac uluhiyet mertebesi, umre risalet mertebesi. Hadi bakalım bir cümle daha çıkabilirsek çıkalım şimdi. İyi dinleyelim bak. Benim olmayan benliğimin benimle ben olarak var olduğunu anladım. Anladım sonra falan diyor. Bu da nasıl sohbet sohbet. Okuyayım bir de. Benim olmayan benliğimin, hani ben diyoruz ya, baktık ki ben diye bir şey yokmuş neticede, boşmuş hepsi. Ama benim olmayan benliğimin benimle ben olarak var olduğunu anladım. Alttaki paragraf. Adem'in modeli Allah oldu. Havva'nın modeli de Adem oldu. Her ikisi de çocuklarının modeli oldu. Tekrar okuyalım. Bundan da bitirelim. Süremiz de doldu zaten. Adem'in modeli Allah oldu. Yani uluhiyet hakikatleri Adem'de zuhura çıktı. Havva'nın modeli de Adem oldu. Yani Adem'i hakikatlerde Havva anamız diyelim ki öyle olsun. Onda çıktı. Her ikisi de çocuklarının modeli oldu. 21.02.2013 Perşembe günü inmiş. Son satırda bırakalım çünkü son satır karşıya doğru devam ediyor. Süre uzar, altından zor kalkarız. Böylece kalsın bu kadarlıkla. 122. sayfanın en altında kaldık. Sayfa 122 Şerat. Evet, Allah sağlık verirse bir dahaki sohbette kaldığımız yerden devam ederiz inşallah. Soruları olan varsa bu yeni günün yeni günün yeni ne diyelim mahsulleri. Varsa soracak sorularınız sorun. Efendimiz'den bir esması yok. Yok. Kahar esması
faydası yoksa? Var. Şeyi korkmaz. Var, var da rahmet olarak kullanıyor, müdafaa olarak kullanıyor. Savaşlarda peygamberimiz de kılıç salladı, çektik. İşte kahhar, mütekebbir var da nefsani olarak kullanmaz. Rahman, rahmet olarak kullanır ve koruyucu olarak, kalkan olarak kullanır. Nasıl ordu, devletler ordu kuruyorlar kendilerine, tank alıyorlar, savaş aletleri alıyorlar, uçaklar alıyorlar. Hücum etmek için belki alanlar var, ayrı konu da. Ama Türkiye bunları korumak için alıyor. Yani düşmanlara karşı korumak için alıyor. Tank cabbar. Şey manasında, vurucu kırıcı manasında. Ama o vurucu kırıcı olmazsa karşıdaki vurucu kırıcıyı nasıl karşılayacak? Bunlar için yapıldığında bunların mahsuru yok. Ve de haklıdır. Müdafaa için kendini de tabanca taşıması ruhsatlı olarak köy bekçisi ise, ormancı ise vahşi hayvanlar çıkabilir, eşkıyalar çıkabilir dışarılarda karşılarına. Onların silah taşıma ama kendini koruma babından ruhsatları vardır. Kahhar esması peygamberimizde bu şekilde var. Ama mudil esması yok. Ama bu bir eksiklik değil mi? Esma-i İlahiyye'den niye bir tanesi az olsun? Onda da var mudil esması ama mudil esmasının karşılığı neydi? Hadiydi. Yani mudilin muadili karşılığı hadi. Onun mudil esmasındaki 50 gücü hadiye aktarmakta, hadinin gücü yüze yükselmekte. Yani yardım edicilik vasfı daha çok artmakta. Peki mudil esması hak arayamaz mı? Ya Resulallah bütün isimleri çıkarttın da vardı da benim neyim eksikti? Sen de niye ben bu şeye mazhar olmadım, bu yüceliğe mazhar olmadım diye sorduğunda o zaman der ki mudil arkadaş, kardeşim sen bende yoksun, şahsımda yoksun ama ben senin mudilliğini karşı tarafta çıkartıyorum. Yine bende var. Diye. Olduğu gibi işte. İşte onların Ebu Cehil, Ebu Leheb olmalarının sebebi Peygamber Efendimiz'deki tebligatın çıkmasıyla. Yani Peygamber Efendimiz'deki Esma-i İlahiye'deki mudili onlarda çıkartıyor. Kendinden çıkartmıyor mudili. Aradaki fark o. Mudil var ama kendi sahasında yok. Ama karşı tarafta onu çıkartıyor. O zaman ne oluyor? Karşı tarafın hadisinin muadili mudil oluyor. Mudili 50 derece daha artmış oluyor. Neden? Hadi mudile dönüşmüş oluyor çünkü. Ama peygamberimizde mudil hadiye dönüşmüş oluyor. 50 puan artıyor, %50 artıyor. Onun için onların inkarları artıyor. Katalizör gibi yani, o dönüştürüyor o şeyi. Zaten karşısında o müthiş hadi olmasa onların modelliği atıl bir şekilde görünmeyecek. Gizlide o müthiş hadi çıkınca, çıkınca onlarınki de ortaya evet. Çıkmış oluyor. Ve onlar eksi olarak ortaya çıkıyor, peygamberimiz de artı olarak ortaya çıkıyor. Yani peygamberimizde mudil hissesi olan 50 puan, karşıtı olan, muadili olan hadiye geçince hadinin gücü yüze yükseliyor. Dışarıdakiler de tam tersi. Hadi isminin gücü mudile geçiyor. Hadiyi kullanmıyor çünkü. Ama orada bir güç var. Mudile aktarıyor. Mudili 100 puanla çıkmış oluyor. Depreşiyor yani. Depreşiyor, şiddetleşiyor. Zaten gözüküyor. Kendi tercihleri tabii, ne olacak başka? Peygamberimiz hepsine tebliğ ediyor açık olarak. Kimisi kabul ediyor, kimisi kabul etmiyor. Ama düşünebilir, işte içinden Allah onu öyle dedirtti de böyle dedirtti. Yok, dışarıdaki görüntü neyse hüküm odur. Öyle mi? Öyle tabii. Ama hani gönül, bazen de hani gönlümüzden geçiririz de olmaz, yapamayız. O başka. Bu bahsedilen hadi sahasında olan şeyler. Ha, tamam. Öteki bu değil sahasında olan hadiseler. Tamam.
psikoloji hastalıklarda da ilaç verildiği zaman mesela önce hastalık böyle bir depreşiyor o şeyden ötürü, ilacın tesirinden ötürü. Hatta hastalık daha da kötüleşmiş gibi gözüküyor ama o bir istifra yani için dışarı çıkması, temizlenmesi süreci olduğundan ötürü. O zaman bu babacığım Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem vekilleri olan Allah dostlarıyla olan muhabbette de benzer durumlar söz konusu olabilir. Olmaz mı tabii? İşte oluyor. İşte belli yaşayan hadiseler işte. Hadi'yi mudile çevirince %100 artmış oldu mudil. Evet. Aynı hadise işte. Onun için aslında şey de derler ki hani beşeri yaratıda hani iyi düşünün ki iyi olsun. Yani aslında götürürsek ne öyle gidiyor. Yani içinde saklı olan bir gün yüzüne mi çıkıyor? Artarak tabii yani. Şiddetini arttırmış oluyor. Şiddetini arttırmış yani oluyor. Yani olan da olmayan da aslında. Aşikar olan da olmayan da. Her iki halde de eğer meylin ne tarafa ise onu arttırıyor demek. Akıl, mantık vermiş Cenab-ı Hak. Peygamber göndermiş, kitap göndermiş. Emri teklifi, teklif edilen işler var. Bunları yapın diyor. Öteki yapmayacağım diyor. Yapmazsan yapma. Kime? Neticesi belli. Gösteriliyor. Yani yapıldığı zaman ne olacağı, yapılmadığı zaman ne olacağı açık olarak belli. Kimse de zorlanmıyor. Sadece mükellef, teklif var. O gitmiş mudili seçmişse kim ne yapacak onu? Hazreti Vahşi'de mudil ağırlıklıyken o da dönüşmüş oluyor. Daha sonra ama işte tabii yani. Zaman içerisinde bakıyor, kıyaslıyor, akılla düşünüyor. Ha bakıyor ki biz yanlış iş yapmışız. Aslı buymuş diye şeyden ısrardan dönüyor. Ama dönmeyenler de vardı. Değil mi? Bir sürü insan mudil ağırlıklı olarak, ısrarlı olarak yaşadılar, gittiler. Allah onları mudil yapmadı ki. Peygamberimiz mi gitti? Siz ayrı tarafta kalın, bana mudillik yapın, düşmanlık yapın, saflarımız ayrılsın diye bir şey demedik. Hepsine hadiye davet etti. Ama bazısı kabul etti, bazısı etmedi. Hür iradeleriyle kim ne diyecek onlara? Ki en yakınları ayrıldı. En yakınları ayrıldı. Tabii. Yani. Peygamber Efendimiz'in amcaları, işte çok yakınları, Ebu Leheb, elleri kurusun diyor. Kur'an-ı Kerim'de iki elden bahseder. Bir rahmet eli, biri kuru el. Nasıl geçiyordu? Sure-i Fetih'te. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَايُونَكَ اِنَّمَا يُبَايُونَ اللّٰهِ يَدُ اللّٰهِ فَبْقَ اَيْد۪يهِمْ Bir taraftan bahsederken ellerden ne kadar rahmetle bahsediyor. O iki elin üstünde Allah'ın eli vardır diye. Diğer taraftan da Ebu Leheb'in elleri kurusun diyor bakın. İki elden bahsediyor. Sonra tebârekellezî biyedihil mülk, elindeki mülkün ne bereketlidir, ne güzeldir diye el taltif edilirken orada kurusun deniyor. Neden? Mudil esması ile hareket ettiğinde, mudili tuttuğunda o elin kurusun diyor. Hadi'yi tuttuğunda o elin rahmetli olsun diyor. Aslında orada Ebu Leheb'in şahsı kadar hepimize bir mesaj. Hepimize tabii var. Kabe tekrarınızız o tuvaletlerin altında mı mezarı kalmış? Ya orada demiş tuvaletlerin demiş. Olduğu yer onun eviymiş. Aynen. Ya tuvalet olmuş evinin bulunduğu yer. Hmm. Nedir, nasıldır? Hani o da aslında bu konuştuğumuza göre yani kabzın bir sürü sebepleri oluyor. Dışarıdan oluyor, yakından oluyor, uzaktan oluyor. Bir sıkıntı geldiği zaman kabz. Hayır. Kabz sıkmak demek zaten. Evet. Sıkıntı demek. Bastat onun tam tersi açıklık demek. Sabah kalkarsınız ortada fiziki hiçbir şey yok. Ay canım sıkılıyor bugün. Nereden ne oldu anlayamadım. Yok ortada bir şey. Yok olduğu halde kabz esması orada zuhura çıkıyor. O da hayat bulacak. O da yaşayacak. Yani. Tabii. Peki, yakın
ama mesela işte ibadet etmek istiyorum. Tabii kabz yapar onlar hepsi. Tabii sıkıntı yapar vicdani. Geçer geçer. Hepsi geçer. Hiçbir şey kalıcı yok bu alemde. Hepsi geçer. Efendim babacığım, bu sürekli kaps halinde olanlara depresyon teşhisi konuluyor. Buna ne diyorsunuz? Ona ben ne diyeceğim? Koyan koymuş. Neden öyle oluyor? Onun sebeplerini araştırmak lazım. O sebepler çocukluğa kadar gider. Evvela o sebebin bulunması lazım. Sebep kalkmayınca hastalık kalkmaz. Yani bir yerde duvarda rutubet varsa, siz onu dışarıdan kurutun sıcakla, püskürtmeyle neyse. Ama arkadan o ıslaklık devam ediyorsa bir gün kuru kalacak, ertesi gün gene gelecek. Hiç onu üstten kurutmayın. Arkadan gelen sızıntıyı kesin, o kendi kuruyacak zaten. Teşhis etmek çok mümkün. Ha, o kendi kendine kuruyor zaten. İşte o eksikliği var. O şey içerisinde, depresyon içerisinde olanların birçoğu maneviyat eksikliği var. Veya işte sıkıntıları olmuştur. Çözülmeyecek gibi zannettiği sorunlar vardır. Sebebi vardır, mutlak bulunur yani araştırılsa. Aslında tabii. Aslında babacığım bir kabuk değiştirme de aynı zamanda. Tabii ki depresyonların çok türleri var ama mesela bir insanın yılda birkaç defa, bir dervişin de yılda birkaç defa böyle kabz hali yaşaması veya bir vatandaşın depresyon yaşaması da aslında kabuk değiştirme için sağlıklı bir şey. Çünkü bir farkındalık oluşuyor. Fazla olursa sıkıntısı evet, biraz uzun sürer, zor geçer de. Yani hafif hafif olursa tecrübe olur. Bastlı zamanlarının kıymetini bilir. Eyvallah. Şükür. Eyvallah. Hep basta basta olursa insan o vur patlasın çal oynasın gibi rahat rahat ne olacak? Biraz sıkıntı olacak ufak tefek ya. Ha, kendine gelsin. Onların şükrünü etsin. Hasret duyurtuyor. Tabii hasret duyurtuyor. Şükrünü etsin. Ondan sonra da ikram geliyor. Ha öyle işte. Celalindeki. Evet. Bilgisayarımızı kapatalım. Hayırlı akşamlar dileyelim dinleyen evlatlarımıza, kardeşlerimize. Hoşça kalın. Allah ilim bereketi nasip etsin inşallah.